Herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam pasta yapacağız. Pastayı geceden yapıp bütün gece buzdolabında bekleteceğiz. Öyle yiyeceğiz. Böyle bir pasta bu. Şimdi yapacağım pasta görüntüsüyle sizden alacak. O kadar müthiş, o kadar güzel bir pasta. Yani bunu yapacaksınız, ortaya koyduğunuz vakit kendinizden zaten görünce geçeceksiniz. Yapması basit, biraz teferruatlı malzeme var ama gene de basit. Bu ilk başta krema yapacağız. Ondan sonra pandispanlısını yapacağız. Kremasını çift renkli yapacağım ben arkadaşlar. Onun için iki tane tencerem var. Şimdi hadi yapmaya başlayalım. Bu tarif benim tarifim. Arkadaşlar şimdi bunun pudingini muzlu yapacağız. Gerçek muzlu puding. Bir tane muzu şöyle eziyorum. Ezeceğiniz yoksa bıçakla çok ufak da doğrayabilirsiniz. Şöyle eziyorum. Daha sonra zaten mikserle bunu çırpacağım. Şöyle muzu ezdim. İçine iki tane beyazları alınmış yumurta. Sadece iki tane yumurtanın sarısı ve bir çay bardağı şeker. Dört yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı nişasta. Ben burada nişasta kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun içine bir bardak kadar süt atıyoruz. Önce şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Bir bardak kadar sütle beraber. Yani yoğun olduğu vakit böyle tam birbirine girmesi daha kolay oluyor. İçinde pütürcükler kaldı. Onlar muz parçaları. Bir şey olmaz ondan. Onları ezle dediğim gibi. İyice karıştırdıktan sonra sütümü döküyorum. Toplamda 1 litre süt kullanıyorum. Şöyle. Bunu da bir güzel karıştırıyoruz. El çarpıcısıyla. Şimdi ben bunu ikiye bölüyorum. Yarısını çikolatalı yapacağım. Göz kararı. Hadi bunları şimdi ocağa alalım. Puding olmaya bırakalım. Ya da muhallebi diyelim. Şimdi bunları orta ateşe alıyoruz. Kaynayınca yavaş yavaş karıştırarak dibi tutmaması için dolabın başında bekleyerek kıvama getiriyoruz. Bunlar erimeye başlayınca yani ısınmaya başlayınca şöyle diyeyim. Bir kaşık yemek tereyağını ikiye bölüp paylaştırıyorum. Bu da onlarla beraber eriyecek. Bunlar olurken seçtiğimiz bir tanesine 30 gram bitter çikolata atıyorum. Şimdi bunun bir tanesini başka bir şeyle karıştırmam gerekecek. Baktım şu anda çırpıcı bir tane varmış. Olsun. Benim işimi görür. Millet bir tanesi de başa çıkamıyor. Biz iki tane birden yapıyoruz.
dükkanımız istediğimiz kıvama geldiği vakit altını kapatıyoruz. Soğuyunca da biraz katılaşacak, yani ılıyınca, ona göre hesap edin. Gerçi hanımlar bilir ama. Şimdi içini buz atmıştık. İsteyenler yani çırpmayabilir ama ben çırpacağım. Tamamen erisin. Gördüğünüz gibi muzlar içine karışır. Böylelikle daha da bir haşin lezzet olacak. Bunun işi bitti. Bunu şimdi tezgahımıza alıyoruz. Mikserimizi yıkadık renkli olduğu için. Şimdi beyazını da çekiyorum. İyice sınıfsız bir hale getiriyoruz. Bu da oldu. Şimdi bu yaptıklarımızı iki ayrı kaba döküyoruz. Siz bu bitter çikolatayı isterseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Puding artarsa artacak büyük ihtimalle. Bir güzel afiyetle yeriz. Şimdi ayrı bir kaşık alalım. Evet. İkiz kardeşlerimiz hazır. Çikolatalı sanki birazcık az daha fazla olmuş ama olsun, da bizden biri. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların üstüne birer tane kapak kapatıyorum. Ilınırken arkadaşlar hem çabuk soğumasın o kadar. Şimdi pastanın içine koyacağız. Hem de kabuk tutmasın. Şimdi pastayı yapmaya başlayabiliriz. Bu arada fırınımızı açıyoruz. Fırınımız 180 dereceye gelecek. Sıra geldi pandispanya kekimizi yapmaya. 4 tane yumurta. Ben robakta yapacağım. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker. Önce bunu her kek tarifinde olduğu gibi köpükleri çıkana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde robotumuzla iyice köpüğü çıkana kadar çırpıyoruz. Ve hamurumuz iyice beyazladı. Şimdi buna 1 su bardağı tam dolu un atıyorum. 1 paket vanilin, 1 paket de kabartma tozu atıyorum. Az bir şey daha karıştırdım. Çok karıştırılma gerek yok. Bu karıştıktan sonra alıyoruz. Ben borcam da yapacağım. İsterseniz bunu tepsisine yapabilirsiniz. Borcamına bir tane pişirme kağıdı koyuyorum. Şöyle yarısını arkadaşlar döküyorum. Şimdi bunu da göz kararda yapmak bayağı da bir zor oluyor ya. Şöyle bunu bir güzel düzeltiyorum kaşıkla. Ya da spatulayla, artık neyse ne denk gelirse. Şöyle biraz daha atayım. Geri kalan yarısını da bir miktar kakao atıyoruz.
Yani o da ne kadar? 2 yemek kaşığı kadar falan. Ya da 3 yemek kaşığı. Şöyle. El ya da karışırsa olur. Burada maksat şekilli olmasın. Bunu da tepsimize döküyoruz. Göstereyim. Şu hale geldi. Tabi tam oranları tutturamadık ama o kadar da önemli değil. Yarısı kakaolu, yarısı sade. Şimdi bunu hemen ısınmış olan fırınımıza veriyoruz. Bakalım kırmadan çıkarabileceğiz mi? Şöyle taşıyı kağıdın üstüne taş çevireyim. Burada çok yavaş ve çok özenli olacağız. Evet, çok yavaş. Çok dikkatli. Birazcık daha soğusun. Zor bela. Vallahi kağıdını soydum. Şimdi iki tane buz alıyorum. Büyük buz. Şöyle düzlüyorum buzu. Şu şekilde rulo yapıyoruz. Şimdi bu saatten sonra kırılması önemli değil bizim için. Şöyle sıkı bir şekilde rulo yapıyoruz. Ama hiç kırılmadı maşallah. Bakın vallahi kırılmadı. Kendimi takdir ettim şimdi. Bu zor bir iş. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kekimizi birer parmak kalınlığında kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Keserken kırıyoruz. Ama dediğim gibi bizim yapacağımız şekilde önemli değil. Kesme işlemimizi tamamladık. Şimdi dikkatli bir şekilde şöyle yuvarlak bir kase buluyoruz. Bir tane beyazdan, bir tane de siyahtan. Şöyle yan yana yerleştiriyoruz. Yani amacımız renkli yapmak. Şu şekilde. Bundan sonra böyle yerleştirdikten sonra yanlara bir siyahtan bir beyazdan yerleştiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kırılması o kadar önemli değil. Çünkü bunları sabitleyeceğiz biz burada. Bu şekilde yaptıktan sonra pudinglerimizden başlıyoruz. Yerleştirme. Şöyle yarısına kakaolu koyuyorum ben. Aralarına girecek gibi, o boşluklara girecek. Bu beklerken o pudingler boşluklarına girecek. Bu pudingi yaptık. Şimdi biraz da beyazdan yapıyoruz.
geri kalan keklerimizi bunun üstüne yerleştiriyoruz. Şöyle kenarlarını yine pudingle dolduruyoruz. Yani kabın hizasına kadar. Pudinginiz artarsa artsın, önemli değil o. Bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah yapıyorum. Dikkat edin. Şu burası altta kalacağı için gözükmeyecek zaten. Birazcık şeylerin de bassın üstüne. Ki bu arada ters çevirince boşluklara pudingler girecek. Pudingimiz birazcık soğumuş. Azıcık daha ılık olsaydı daha kolay olacaktı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu güzel streçliyoruz. Buzdolabına kaldırıyoruz. Yarın görüşürüz. Evet, herkese günaydın. Bir gün oldu. Yani aşağı yukarı 12-13 saat, belki daha fazla pastamız buzdolabında bekledi. Bu hale aldı. Şimdi bunun son aşamasına geçelim. Streçleri alıyoruz. Herhangi bir tabak. Şöyle ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir eser. Şunun görüntüsü bile mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Yani bu pastayla her zaman number one olabilirsiniz. Buyurun yiyenlere, yapanlara afiyet olsun.